Hoş geldiniz. Cuma günü VPN ile karşınızdayız. Televizyon yayınından ayağımızın tozuyla geldik efendim. Televizyon yayında bugün ne konuştuk Oğuzhan'a görenle beraber? Bir miktar daha üniversitelerin yerini konuştuk. Girişimcilik ekosistemi içerisinde, teknoloji yatırımları vesaire. Ama bugün VPN'inde hatta geçtiğimiz hafta dünya nereye gidiyor demiştik. Biraz onun devamı. Ama belki de en büyük böyle büyük puntolarla yazacağımız başlık Endüstri 4.0. Dünyanın bu tarafa doğru evrilmesi, Türkiye bu hikayeye ayak uydurdu mu? Bu evrim bize neyi işaret ediyor? Çünkü çok konuşuluyor ama hep havada kalıyor. Evet, yani evet, Endüstri 4.0 diyoruz ama nedir bu Endüstri 4.0? Evet. Bunu konuşacağız. Bloomberg bizim ST'den, affedersiniz, Periscope'dan, Twitter'dan, Facebook'tan sorularınıza, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Endüstri 4.0 ile ilgili dünya nereye gidiyor? Türkiye gerçekten bu sefer bu devrimi ayak uydurabilecek mi? Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Oğuzhan Algören'le beraber, Oğuzhan Hoca ile beraber burada yanıtlıyor olacağız. Başlayalım o zaman. Evet, teşekkürler Güzem açılış için. 3 haftadır aslında dünya nereye gidiyor dedik. Bunu anlamak oldukça zor ama aynı zamanda da çok önemli. Yani hani adapte olmak için önemli. Çünkü şundan bahsediyoruz. Bugün de gene gireceğiz. Türkiye henüz daha 20. yüzyılı anlayamadı. Daha 20. yüzyıla giremeden 21. yüzyıla girmiş bulunuyoruz. Ve Endüstri 4.0 dediğimizde aslında 21. yüzyılın yeni gereçleri, yani buna verilen yeni isimler, farklı farklı isimler de verilebiliyor. Dilerseniz Endüstri 4.0'a nasıl geldik? Endüstri 4.0 ne demek? Oradan bir başlayalım. İlk görselimizde aslında dilersen gidelim görselimizin yanına Güzel. Senin olduğun tarafta, senden bu tarafa doğru geliyoruz. Birden dördüncü devrime doğru geliyoruz. Aslında tersi olmalı. Yer değiştirelim istersen. Ben dördüncü olmak istiyorum. Çünkü neden? Daha genç olarak, daha bu tarafta olan. Eskiden yeniye doğru. Ben zaman, daha önceki biliyorsun programı, zamanı bükebiliriz demiştik. Zaman bükücü olabiliriz. Yani o yüzden hani zamanın, mekanın, yaşın bir önemi yok burada. Ama gördüğünüz gibi endüstri devrimleri ilk çıkışı 1800'lü yıllarda, ilk mekanik dokuma tezgahı 1784 yılında, birinci endüstri devrimi. Yani su ve buhar gücünün yardımıyla mekanik. Birinci endüstri devrimi dediğimiz şey mekanik. Aslında daha da geriye gidiyor bu devrim. Trenler geliyor benim aklıma ilk. Buharlı trenler var. Ondan sonra onun öncesi de var aslında. Mesela matbaa var. İlk önce mesela Çin'de keşfedilen, sonra Avrupa'ya geliyor. Matbaanın ilk girişi 1400'lü yıllar. Aslında endüstri devrimi ilk matbaaya dayandırıldığı söyleniyor. Çünkü nedir? Elle yazılan şeylerin, yazıların, kağıtların matbu şekilde çoğaltılması. Aslında kinetik enerjinin bulunması gibi düşünüyorum ben hep niyeyse. Birinci endüstri devrimine. Mekanikle ilgili olduğu için evet biraz da öyle. Yani standartizasyon. Zaten Avrupa'nın mevcut bulunduğumuz yeni çağa geçmesi de böyle olmuyor mu? Yani oradaki o matbaanın bulunuşu, Avrupa'nın kendi böyle parça parça derebeylikler halinde kalması, sonra keşif ekonomisi için dünyanın bilinmeyen coğrafyadan Anadolu yola çıkması ve orada 3 tane hedefi vardı Avrupa'nın zaten bu konuda. Nedir? Yeni pazarlar bulmak, yeni ham maddeler bulmak ve yeni iş gücü elde etmek. Doğru. Aslında endüstri devrimi dediğimiz şey, yani devrim adını biz sonradan koyuyoruz aslında. Evet, gözünüzü kapatın ve yaklaşık 250 yıl öncesine gidin. O dönemden bahsediyoruz. Yani şu 250 yıllık sanayi, İlhan konsantrasyonumu bozuyorsun. Arkadaşımız buradan gözlerini kapatıp şöyle bir işaret yaptı ama gerçekten daha önceden, yani 1800'lü yılların başlarından yavaş yavaş 2000'e doğru geleceğiz. Birinci, en azından dediğimiz endüstri devrimi böyleydi. İkinciye gelelim istersen. İkinci devrimde aslında elektrik enerjisi. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Hani dedim ilk elektrikli araba 1839 yılında. Aslında elektriğin icadı, keşfi de 1600'lü yıllara dayanıyor. Ama 1800'lü yılların başında Volta pili dediğimiz mesela onu bulmasıyla ve yavaş yavaş aslında elektrik enerjisi inşaatta, mekanikte kullanılmaya başlandı. Ve ikinci endüstri devriminde mekaniğin üstüne elektriğin gelmesiyle başladı aslında. Montaj hatları, ondan sonra farklı işte cihaz, araba hatları, işte işletim prensiplerinin gerçekleşmesi, üretim prensiplerinin gerçekleşmesi ikinci endüstri devrimi oldu. 1900'lere geldik. Evet, sonra 1900'lerin ortalarından itibaren diyelim, işte mikroçiplerle, yani günümüzdeki o silikon tabanlı mikroçipler, transistörlü radyolardan. Nerede doğduğunu hesap etmeye çalışıyorum ama 3. endüstri devrimine denk geliyoruz herhalde yaklaşık olarak. Evet, 3. endüstri devrimi tabii ki. 1950'lerden sonrası 3. endüstri devrimi. Yani bilişim teknolojileri dediğimiz şey, bilgi çağı dediğimiz şey aslında 3. endüstri devrimiyle başladı. Burada ne oldu? İşte elektrikle, elektriğin yanına elektronik geldi. Yani mekanik, elektrik, elektronik geldi buraya. Yani elektronik ve bilgisayar. Üçüncü endüstri devriminde bilgisayar. Elektronik ve bilgisayar geldi. Üretimin daha otomatikleşmesi ve bilgi işlem sistemlerinin kullanılması. Peki şimdi o zaman dördüncü devrimde ne oluyor? 2000'lerden sonra
Yani son 10-15 yılda ne değişiklik oldu da biz buna 4. sanayi devrimi dedik. Hemen internet diyebilirim, blockchain diyebilirim, teknoloji diyebilirim. Bunlar evet, bunun altyapıları aslında. Hı. Yavaş yavaş buralara doğru geldik. Aynen, ama sadece bunlar değil. 2 hafta önce Dünya Nereye Gidiyor serimize ilk başladığımızda şunu demiştik aslında. Bir lineer düşünme, bir de üstsel düşünme demiştik. Doğru. Üstsel düşünme dediğimiz şey de şöyle bir şey oluyor aslında. Değişiklikler, ya çığır açıcı değişikliklerin hepsi aynı anda oluyor. Ve 4. sanayi devrimi bütün bu değişikliklerin aynı anda olmasının bir sonucu. Doğru. Yani ne değişiklikleri bunlar? Evet, internet geldi, haklısın. Hı hı. Ondan sonra dağıtık altyapı geldi, geçen hafta bahsettik. Doğru. Bununla beraber bulut teknolojileri geldi. Bununla beraber mobil telefon, akıllı telefonlar doğru. geldi. Bununla beraber internet altyapısı her yere doğru genişledi. Şu anda herkesin hızlı internet altyapısı var. Yani yazılım, donanım, algolar, modeller, yani buradaki bu bilgiyi işlemeyi mi öğrendik? Burada bilgi işlemeye başladık. Burada bilginin kaynakları çoğaldı, hı. bilginin dağıtılma gücü çoğaldı hı. ve daha çok bilgi üretilmeye başlandı. Daha doğrusu veri diyelim. Hani gene şey demiştik, evet. veri, bilgi diye doğru. bir chart göstermiştik doğru. aslında orada da. Daha eskiden üretilmesi... O yüzden 20. yüzyıl ekonomisinde veri aslında o kadar önemli bir şey değildir. Önemli olan şey üretim ve satıştır. 20. yüzyıl üretim ve satış odaklıdır. Ama 21. yüzyıl veri, bilgi odaklı, buradan anlam çıkarmaya yönelik ve bu anlamlandırılan veri ve bilgiyle değer yaratma odaklı. Aslında en önemlisi bu grafiğin, ya benim en çok sevdiğim yer bu bahsettiğin karmaşıklık derecesi. Daha karmaşık doğru. ve daha zor hale geldiğine renklendirmiş. Kesinlikle evet. Mekanikte mesela çok karmaşıklık derecesi çok düşük. Hı hı. Elektrikte biraz daha yüksek. Elektronikte biz karmaşık zannediyorduk elektroniği. Evet, ama meğersem dördüncü sanayi devriminde çok daha fazlaymış bu karmaşıklık için. Neler var burada? Burada gördüğümüz gibi bütün bu cihazların birbiriyle konuşması var. Nesnelerin interneti var. Her şeyin akıllı olması var. Hı-hı. Giydiğimiz kıyafetten, evet. üstümüzdeki mikrofondan, kolumuzdaki doğru. saatten her şeyin akıllı olması var. Ve 4. sanayi devrimini oluşturan şey bu. İşte robotlar dediğimiz şey. Yani bütün birçok teknolojinin aynı anda gelmesi var. Peki izninle şunu sormak istiyorum. Şimdi nesnelerin interneti dediğimiz noktada, nesnelerin akıllı olması dediğimiz noktada artık insana daha mı az ihtiyaç duyuyoruz? İnsan aklı biraz daha o taraftaki teknolojilere göre daha düşük mü kalıyor? Şimdi o noktadan bahsedeceğim bugünkü konumuz aslında. Eğer şimdi, bu konuyla ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa lütfen Periskop üzerinden bizim STT'den yayınımıza katılabilir, yorumlarınızı gönderebilirsiniz sizin düşüncenizi. Bir sonraki grafiğe geçebilir miyiz? Tam sorunun cevabıyla ilgili aslında orada özet bir bilgi göstereceğim. Şimdi ben önümüzdeki gündeme, yani sadece ben demiyorum bunu, diyen başkaları da var tabii ki, teknoloji tabanlı insani gelecek, yani humanist, yani daha böyle humanizm, iyi olmak, güzel olmak, değerli olmak ve bunun teknoloji tabanlı olması. Katılmakla yani teknolojinin beraber böyle olacağına inancım yok. Ben teknolojinin gerçekten insanı daha az önemsizleştireceğini düşünüyorum ve burada mesela iyi ve vicdanlı olmak bence insanı 1-0-2-0 ileriye taşıyacağını düşünmüyorum. Tabii. Neden aksini düşünüyorsun, onu da merak ediyorum. Şimdi az önceki sorduğun soruya gelelim. Dedin ki teknoloji olmak, senin sonra daha doğrusu ben şöyle bir soruyla cevap vereyim. Niye teknolojiye ihtiyacımız var? Niye teknoloji bizi böyle 4. sanayi devrimine götürdü? Bu 4. sanayi devrimine niye böyle biz bu kadar çok veri üretiyoruz? Niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? İnsanların ihtiyaçları artıyor. Ha, çok güzel. İnsanların ihtiyaçları artmıyor aslında. Yani evet, değişen bir şeyden dolayı yeni şeyler de ortaya çıkıyor. Hı-hı. Doğru. Ama bunların hepsi aslında insanlara hizmet etmek için ortaya çıkıyor. Doğru. Yani insanlar diyorlar ki sınırlarını zorluyorlar. Hı hı. Ben bunu yapabiliyorum. Bir doğada olan bir şey var. Doğanın yarattığı gibi mesela deniyor işte, insan da belki bir büyük bir zihnin ürettiği bir simülasyon diyenler de var. Hı hı. Hani buradan daha önce programlarda dedik, hani böyle bir teknoloji dinine doğru giden bir yapı da söz konusu. Bir yandan da aslında nihayetinde insanlara hizmet eden bir yapı var. Çünkü dünya nüfusu da yani eskisi gibi değil. Eskiden 1-2 milyar dünyada insan vardı. Şu anda 8 milyarın üstünde insan var dünyada. Ve bu kadar çok nüfus içinde teknolojinin devreye girmesi lazım. Ve insanlar, sorular geliyor. İşsizlik artar mı gibi mesela. Kesinlikle. Yani mesela o sonuçlardan bir tanesi. Ve o konuyla ilgili mesela işsizlik. Burada 4 tane şey koydum aslında ben burada. Bugün günümüzü ilgilendiren bu konularla ilgili. Bir tanesi işte sermayenin paylaşımı ve işsizlikle ilgili gelen soru bu konuyla ilgili. Hı hı. Yani evrensel asgari ücret dediğimiz ya da evrensel temel gelir dediğimiz, farklı şekilde çevirebiliriz bunu. Evrensel temel gelir veya evrensel asgari ücret dediğimiz. Şimdi şöyle şeyler konuşuluyor. İşsizlikle mücadele etmek için
işsiz kalacak kesime veya herkese belli bir düzeyde askeri ücreti çalışsınlar ya da çalışmasınlar temin etmek. Bu ne işe yarayacak? Aslında bugünümüzde şöyle bir işe yarayacak. İnsanların geçimini sürdürmesi için şu anda insanlık dışı yaptığı işlerden vazgeçmesi durumunda. Vazgeçmesi değil, bırakması anlamına geliyor. Yani çünkü bir şöyle, örnek verelim mi? Somut bir örnek verelim. Çünkü mesela bir ikinci, üçüncü sanayi devriminde şöyle bir şey oldu. İlk fabrikalar ortaya çıkmaya başladığı zaman insanlar orada makinalarda düşünsene kendi elleriyle makineleştiler, robotlaştılar insanlar. Mesela paketleme fiziksel olarak yapılan bir olanaktı. İnsan ruhuna ve doğasına aykırı bir durum. İstihdamı çıkarttılar şimdi, değil mi işten? Zaten en başta bir insanın o işi yapması yanlıştı. Bir insanın makinede paketleme yapması yanlış. Ama İnsan doğasına ve ruhuna aykırı bir durum. Herkesin bilgisi, zekası, kapasitesi katma değerli ve muhteşem şeyler üretmek zorunda değil. Kesinlikle çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Ama insanlar ondan önce ne yapıyorlardı? Hep diyoruz günümüzün en önemli aslında ihtiyacı ne ve insanın olmazsa olmazı ne? Doğa, tarım diyoruz değil mi? İnsan aslında önceden yani tarıma odaklı bir ekonomi vardı, doğaya odaklı bir ekonomi vardı ve bu insanlar orada bir değer üretiyorlardı zaten. Biz şu anda organiğe dönüş diyoruz. Doğru. Ya doğru. 50 sene önce organik diye bir şey yoktu. Zaten her şey organikti. Evet, oraya dönüş oldu. Şimdi şimdi önceden olan şey şu anda daha pahalı bir şekilde önümüze sunuluyor. Hı hı. Neden? Hakikaten daha pahalı da onun için. Hı hı. Eskiden herkes yaptığı için böyle bir pahalılık yoktu. Ama ne oldu? İnsanlar robotlaştıkça... robotlaşması yani insanları ne demek? Fiziksel güç gerektiren işlerde insana daha az ihtiyaç duyuyor. Sadece fiziksel güç değil. Yani beyin gücünde şey belki bir miktar daha. Tekrarlayan işler mesela. Rutin işler. Tekrarlayan işler, operasyonel işler. Bunlar insan doğasına aslında aykırı olan işler. İnsan ruhuna aykırı. Çünkü insan doğasından ruhundan bir şey katmıyor ona. Hı hı. Katıp da yapanlar var. Onları takdir ediyorum. Ama bunlar çok küçük bir azınlık. Şimdi bu işsizlikle ilgili soruya geldiğimiz aslında günümüzde iş ve işsizlikle ilgili tanımlar ve konular da değişiyor arkadaşlar. Şimdi o yüzden bunu da iyi anlamak lazım. İş ne demek, işsizlik ne demek bunu bir sorgulamak lazım. İş şimdiye kadar hep şöyle anlaşıldı. Bir yere girip ücretle çalıştığım zaman bunun karşılığı iştir. Eğer bir yere girip çalışmıyorsan bu da işsizliktir. Hatta kendi işini yapan insanlar için bile işsiz kavramı kullanıldı bir dönem. Şimdi ama günümüzde ise bu kavramlar değişiyor. Bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun açıklamalarına göre insanların şu anda günümüzde 2020'ye kadar nüfusun %20'si freelancer. Yani bireysel iş yapan kişiler olacak. Ve kendi işinin patronu olanlar. Bu oran %50'lere kadar artacak. Yani buraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla işsizlikle tabir ettiğimiz şey aslında bireylerin iş yapması, kendilerine de çoklu gelir kanalları oluşturmasını gerektirecek. Ve evrensel temel gelir dediğimiz ya da evrensel asgari ücret dediğimiz gelirse insanların bu konuda belki isyana girmemesi, dünyada kaos çıkmaması için düşünülen bir şey. Çünkü böyle olursa insanlar temel düzeyde faturalarını ödeyebilirler. Bunun üzerine yapmak istedikleri için de aslında uğraş gösterebilirler. Güzel insanlar... bir ifade yani. Evrensel asgari ücret ifadesi gerçekten bu çok anlamlandırıyor. Bu şu anda deneniyor dünyada bazı yerlerde. Mesela San Francisco'da Auckland bölgesinde 2000 kişi üzerinde denenen bir uygulaması var. Ya da Finlandiya'da, İsveç'te, Danimarka'da bu ülkelerde denenen bazı uygulamaları var. Dolayısıyla veya dünyada çeşitli yerlerde insanların bu ücreti ne şekilde kullandıklarına dair uygulamalar yapılıyor. Ve bu deneylerin sonucunda, bunlar 15 yıldır yapılıyor bu arada. Ve bu deneylerin sonucunda muhtemelen askeri ücreti herkes alacak ve bunun üzerine insana düşen iş insan olmak ne demek? İnsanlar insan olmanın ne demek olduğunu anlamak üzerine çalışmaya başlayacaklar. Burada da aslında iyilik yapmak, insan olmak, vicdanlı olmak da burada devreye giriyor diye düşünüyorum. Buna da etkili fedakarlık adını verdim. İngilizcesi effective altruism. Bu da her şeyin başına iyi ekliyoruz artık. İyi tarım, iyi finans, iyi ekonomi. Kesinlikle çok doğru. Çünkü 20. yüzyıl yani her şeyin rutinleşmesi, otomatikleşmesi kaliteyi düşürdü. Vasatlaştırdı her şeyi bütün dünyada. Vasatlaşması demek ne demek? Ticari gelir öncelendi. Kaygı daha çok ticaret. Ticari, evet. Çünkü kaygı başlı başına kötü bir kelime zaten. Başına ne eklersen ekle. Dolayısıyla biz anlamı, insan olmanın anlamını kaybettik. Artık üstüne iyi insan olmak diye ifade ediyoruz. Ticari kaygıların daha tatmin edildiği ama duygularla ilgili olan daha emotion o taraftaki şimdi kaygının mesela, aç kaldığı bir dönem. Etkili fedakarlık çok enteresan bir akım. Burada şöyle bir şey var. Bu Oxford Üniversitesi'nde gene bir öğretim üyesinin geliştirdiği bir yakın. Şuna bakıyor. Mesela büyük Amerikalı firmaların mesela Afrika'da yaptığı yardımlara falan bakıyor. İşte kuyu açtırma faaliyetleri veya işte oradakilere yardım faaliyetleri. Ya bunların birçoğu boşa gidiyor. Bunlar sosyal sorumluluk adı altında yapılıyor. Ancak bunların sağladığı fayda
gerçekten çok çok düşük, genelde dostlar alışverişte görsün şeklinde oluyor. İnsanlar da bunun karşısında kendilerini iyi hissediyorlar ama ortaya etkili bir sonuç çıkmıyor. Burada ise biz şunu düşünüyoruz. Yeni baştan, önceki bölümlerde de konuştuk aslında, tasarım odaklı ekonomi diye konuştuk, insan odaklı tasarım diye konuştuk. Bunları konuştuğumuzda şunu dedik, biz yeni baştan her şeyi dizayn ediyor olsaydık bugün itibariyle, acaba nasıl dizayn ederdik, şu anda bulunduğu gibi mi yapardık? Şu anda bu sorgulanıyor. Kesinlikle yapmazdım. Hiçbirimiz yapmazdık. Evet, muhtemelen. Bu arada son 4-5 dakika istersen biraz hızlanalım. Bize birkaç yorum daha var. Mesela şundan da bahsediyoruz. Önce işsizlik demiştik. Ona benzer ama Çin'in elindeki ucuz insanları ortadan yok etmesi. Şimdi enteresan. Geçenlerde Tim Cook, biliyorsunuz Apple'ın CEO'su. Evet. Tim Cook'a bir soru geliyor. Çin diyorlar, siz ucuz iş gücünü kaybettik Çin. Ama niye hala Çin'desiniz? Niye bütün Amerikan şirketleri hala Çin'de üretimi yapıyor diyorlar. Tim Cook'un cevabını biliyor musun? Çok enteresan bir cevap veriyor Tim Cook. Diyor ki, siz diyor şirketlerin ucuz iş gücü için mi Çin'de üretim yaptırdığını zannediyordunuz diyor. Evet, öyle zannediyorduk. Hayır diyor, biz onun için yaptırmıyoruz diyor. Ucuz iş gücü için değil diyor. Çin'in üretim know-how'ı dünyada hiçbir ülkede yok diyor. Biz üretim know-how'ı yüzünden Çin'de yaptırıyoruz diyor. Yani şöyle, tamamen onun da etkisi vardır ama... Bu Tim Cook'un kendi ağzından söylediği. Ya röportajda onu söylüyor. Yani devir, hani ucuz iş gücü devri bitti. Çünkü daha ucuzu var artık. İşte nesnelerin interneti, yazıcılar, 3D yazıcılar, yapay zeka, drone. Bunlar çok daha ucuz, gerek yok. Daha ucuzu var. Yani makineden daha ucuzunu yapamayız ki. Dedik ya, makineden daha çok bilemeyiz. Makineden daha ucuz iş gücü yapamayız. Yani makineden daha güçlü değiliz. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu blockchain'de gelmişken son birkaç dakikamız. Bugün mesela önemli haber. Az önce yayından önce de söyledik. Sabahtan beri bunu tartışıyoruz. Bir işte Lipton, Long Island Lipton diye bir şirket Amerika'da. Sadece şirketin sonuna chain kelimesi ekleniyor. Bir sonraki Long sabah Island ismini. Chain. Evet, Long Island chain oluyor. Meyveli soda üretiyorlar. Ve %500 ve blockchain'e yatırım yapacağını söylüyor ama yatırım miktarını açıklamıyor. Nasıl yatırım yapacağını da açıklamıyor. Bu kadar. Elimizdeki bilgi bu. %500 yükseliyor. Bunu söyleme sebebim şu. Bir bilinmezliğe doğru giden bir balon da olabilir mi? Yani Endüstri 4.0 için bunu söylemiyorum ama Endüstri 4.0'ı oluşturan bazı noktaları bilmeden çok mu hızlı aksiyon alıyoruz acaba? Ama şöyle, yani aslında bu internet çağında da aynısı oldu. Atıyorum mesela Google çok hit alıyor. Adam şey yani yapıyor, o dotcom balonları vesaire, onları da düşünüp bazen Endüstri 4.0'da beni korkutabiliyor. Şimdi mesela verdiğin örnek şuna benziyor. Hani bir yolda gidiyorlar, hani böyle kandırmacı veya bir ara annem bana ayakkabı almıştı. Böyle Caterpillar ayakkabılar vardı ya, böyle botlar. Ya diyor, sana istediğim botlardan aldım. Bir giydim, baktım Caterpillar yazıyor. Şimdi meğersem fake'miş. Veya işte internet balonunda da, yani böyle bir adrese gideceksin. Bir harfini yanlış yazıyorsun, bambaşka bir adrese gidiyorsun. Ama adamın bütün stratejisi onun üzerine kurulu. Verdiğin örnek de buna benziyor. Yani Long Island Chain, blockchain, işte arada bir bağ kurayım. Bu her zaman vardı ve her zaman olacak. Bunun adı manipülasyon. Bunun adı aslında... insanları yanlış bir şekilde yönlendirme, spekülasyon. Bunun adı bu. Başka sadece bir şey değil. Sadece bilgi çoğaldıkça ve erişim kolaylaştıkça, bunu merak ettiğim için sordum. Speküle etmekte yanlışlık yok. Manipüle etmek daha mı kolaylaşıyor? O yüzden Endüstri 4.0'da biraz daha bilgi, yani gürültü oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğru. Mı acaba? Gürültü çok fazla. Yani daha önceki sanayi devrimlerine göre bu sefer biraz daha gürültüye maruz kalıyoruz. Şimdi şöyle, gürültü yapacak kanal sayısı daha fazla ama bunu önleyecek olan sistem sayısı da daha fazla. Yani aslına baktığınızda. Güzel cevap oldu. Mesela şimdi şöyle, hep deniyor ki dünya daha kötü bir yere doğru mu gidiyor? Neden? Çünkü haberleri izliyoruz. Her şey kötü. Aman Allah'ım diyorsunuz. Ama bu konuda yapılan araştırmaları incelediğinizde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Dünyadaki suç sayısında bir azalma var. Dünyadaki şiddet sayısında azalma var. Ölü sayısında azalma var. Peki biz niye dünyanın daha kötü olduğunu zannediyoruz? Çünkü bir yanılgı içine düşüyoruz ve hep onu gördüğümüz için. Peki son bir dakikamız. Son slide'ımıza geçelim. Son slide'ı hemen gösterip tamamlayalım. Evet. Sen onu anlatırken ben de biraz soru ve yorumlara bakayım. Çünkü bu bizim geçen sene aslında Harvard Business Review dergisi için yazdığımız bir makaleden bunu aldım. Girişimcilik ve Uzun Vadeli Akıl isimli bir makalemiz. Bu makalede de aslında başarılı girişimler için bir model önerdik. Önerdiğimiz modelde bir şu var. O zaman hani bütün bunlardan çıkardığımız sonuç olarak ortaya koyuyorum. Başarılı girişimin formülünü, evet, doğru iş modeli olmalı. Girişim için ürün pazar uyumu olmalı. Bunu yapan şirketler başarılı bir şekilde, bunu yapan girişimler pardon, şirketle girişim ayırıyorum. Bunlar başarılı girişim. İkinci aşaması bunların başarılı bir şekilde şirketleşmesi. Şirketleştiğinde önemli olan konular, işte ortaklık yapısı, yönetimsel ve hukuki konular.
Başarılı bir şekilde şirketleşti. Peki güçlü bir şekilde ayakta kalması için ne lazım? Yine iyiler geldi. Evet, devreye. İyi finans modeli. Bunu konuşmuştuk aslında daha önceki programlarımızın birinde. Sermaye yapısı, sermaye kaynakları, risk yönetimi, bu konular geldi iyi finans modelinde. Bir sonraki aşaması ne? Governance dediğimiz iyi kurumsal yönetim geldi. Bakın bunlar önceden yoktu. İyi finans modeli, iyi kurumsal yönetim bunlar önceden yoktu. Yani kurumsal sosyal sorumluluk ve ötesinde kurumsal sosyal toplumsal marka olmak geldi. Burada Warby Parker başka örnekleri de konuştuk aslında. Ve son olarak da bütün bunları yapan büyük şirketler var aslında, girişimci şirketler var. Onlar için de girişimci ve yenilikçi kültür ihtiyacı var. Onların yenilikçilik ihtiyacı var ki sürekli kendi içlerinden yeni yeni girişimler, yeni şirketler doğsun. Yani bu loop dönebilsin, döngü dönsün. Ama bakın bunların hepsinin de kapsayan önemli bir bileşen var. Dürüstlük. Onun adı da dürüstlük. Önceden hiçbir modelde bunlar devreye girmezdi. Yani dürüstlük, iyi finans modeli, iyi kurumsal model bunlar devreye girmezdi. Ama bugün mesela işte Stanford Üniversitesi'nde de mesela yeni başlatılan bir program var. Programda amacı şu programın, işletme okulundaki, Stanford Business School'daki işletme okulunda şunu diyor. Biz Wall Street'e vicdanlı yöneticiler yetiştirmek istiyoruz. Ve bu programın amacı bu. Yani bütün az önce anlattıklarımızın sonucunda benim insanın... Benim görebileceğimi düşünmüyorum ama torunlarıma dair umudum i̇nşallah, var. Yani inşallah biz de görürüz. Evet, denk gelir. Çünkü neden böyle? Çünkü robotlardan farklı yapabileceğimiz ne var bu endüstri çağında? Aslında öyle bitirelim. Yani, robotlardan farklı yapabileceğimiz şey vicdanlı soralım. Olmamız. Yani, o yüzden vicdanlı olmamız, düşünebiliyor olmamız, yani robotlar düşünebilir. Bizim hayal, merak edebilmemiz, hayal kurmamız, merak etmemiz ama günün sonunda hep vardır. Mesela ben hep çizgi filmler aklıma geliyor burada. Mesela Örümcek Adam'da vardır. Kötü Örümcek Adam onu ele geçirir veya bir robot onun hipnoz eder böyle adamı. Ya beni tanımıyor musun der ama elinde sonunda o güzel anılar, hikayeler gelir. Aklına gelir. Aklına gelir ve en sonunda vicdanlı davranır. Yani aslında o çizgi filmler de hep bize bir şey öğretiyordu. Ben çok severdim küçükken çizgi filmi izlemeyi. O yüzden hep onlarla bir bağ kuruyorum ve nihayetinde diyorum ki burada insana düşen rol insan olduğunu hatırlaması. Yani gene sözüyle bitirelim. Yunus Emre'nin sözüyle bitirin. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanıcı okumaktır diyerek sözümüzü bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan Aygören'e. Gerçekten bu haftada yine birbirinden ne diyelim vizyon açıcı, görüşlerimiz açıcı fikirleriyle beraberdik. Önümüzdeki hafta Cuma günü yılın son yayınında karşınızda olacağız. Şimdiden herkese mutlu hafta sonları. Teşekkür ederiz.